Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla, de ki insanların Rabbine sığınırım. Allah'a sığınmanın önemini belirtiyor Cenab-ı Allah. İnsanların malikine, insanların gerçek ilahına, sinsice kalplere vesvese ve şüphe düşürüp duran vesveseciliği şerrinden. Şimdi gazetelere bakıyoruz. İnsanların kalbine sinsice vesvese veriyorlar. Mesela falanca kemik bulundu diyor, ara fosil bulundu diyor. Evet. Mesela aklı zayıf olan ondan vesveseye düşüyor. Acaba tabii, yahut mesela din aleyhinde bir ifade kullanıyor. Dinle haşa alay eden bir ifade kullanıyor. Veyahut bunun gibi tiyatrolar, sinemalar oluşturuluyor. Yani yüzlerce, binlerce vesvese şekli gazetelerde, radyolarda, televizyonlarda insanlara sunuluyor. Ahir zamanın bu büyük belasına dikkat çekiliyor. Bakın, kalplere vesvese ve şüphe düşürüp duran vesvesecinin şerrinden. Mesela Allah'ın varlığı hakkında şüphe düşürüyor, dinin varlığı hakkında, hatta kendi milleti hakkında, yani değil mi? Türk milleti hakkında şüphe düşürtüyor. Ve fark ettirmeden İslami, yapıyor tabii, hocam. Çaktırmadan tabii. Hı hı. Mesela kanunlarına çelişmeyen bir uslupla bunu yapıyor. Evet. Demin de okuduk ya iddia edene gene konu bütün mesela yöntemlerinde. Evet. Sinsice yapıyor. Bakın diyor ki sinsice. Yani sezdirmeden. Basınla, televizyonla, radyolarla. Evet. Fakat görünmeden. Evet. Ki o insanların göğüslerine vesvese verir. İşlerine kuşku, kuruntu fısıldar. Zaten şu an hep insanlar bundan canı yanıyor. Gerek cinlerden gerekse insanlardan. Mesela ahir zamanda insanlara en ziyade rahatsızlık verecek olan Deccal, Deccaliyet. Mesela Darwin, Marx, işte Stalin, yani bütün ahir zamanın bu azgınları. Evet. Bunlar insandır. Ve gerekse cinlerden, cin şeytanlardan. Çünkü insan mesela durduk yere vesveseye düşüyorlar, kuşkuya düşüyorlar, mutlu olamıyorlar o şüphelerden dolayı. Huzur duyamıyorlar, evet. Kur'an buna da işaret ediyor, Nas suresinde.